Herkese merhabalar. Bugün sizlerle roka salatası yaptık. Gerçekten çok güzel oldu. Hem sunumu kolay, hem çok pratik yapılıyor, hem de balıkların yanında çok tercih edilen bir salata. Yemeklerin yanına da çok yakışıyor. Yapımı kolay ve kalbimizi koruyor, tansiyonu ayarlayabiliyor. Aynı zamanda şekeri olan insanların çok tercih etmesi gereken bir salata. Göz sağlığına faydası var, cildimize iyi geliyor. Ve herkesin yapıp denemesini istiyorum, öneriyorum. Afiyet olsun diyorum şimdiden herkese. Şimdi yapımına geçebiliriz. Bir demet sirkeli suda bekletip yıkadığım rokan var. Onları şimdi böyle küçük küçük doğrayacağım ve karıştırma kabına alacağım. Gördüğünüz gibi şöyle küçük şekilde doğradık. Şimdi soğanımızı doğrayalım. Şöyle küçük bir soğan yeterli. Önce ortadan ikiye bölüp sonra şu şekilde ince ince doğrayalım. Soğanımızı doğradık. Şöyle derin bir kaseye alalım. Şimdi tuzunu serpip acısını çıkaracağız. Tuzunu döküp karıştırıp üstüne de bir su bardağı kadar su döküp acısını çıkaralım. Bunu bir kenarda bekletirken biz domateslerimizi doğrayalım. Domateslerimizi de küçük küçük dilimler şeklinde doğrayalım. Önce şöyle ay şeklinde. Domatesimizin bu arada kabuklarını aldım. Domateslerimizi doğradık. Küçük küçük karıştırma kabımıza alalım. Evet, yıkayıp tuzdan arındırdığımız soğanları da ilave ediyoruz. Bu şekilde yaktığımız zaman hem mideye de zarar vermiyor. Onu da ilave edelim. Şimdi peynirlerimizi de ilave ekleyelim. Peynirlerin de ayrı bir lezzet kattığını biliyoruz hepimiz. Aynı zamanda protein açısından da zengin bir salata olmuş oluyor. Şimdi soslarımızı birleştirelim. Önce zeytinyağımızı şöyle bir kaseye alalım. Sonra nar ekşimizi. Nar ekşisi 1 yemek kaşığı kullandım. Zeytinyağı 2 yemek kaşığı. Siz artırıp eksiltebilirsiniz. 1 tane limon suyumuz var. 1 çay kaşığı da tuzumuzu ilave edip karıştıralım. İyice birleştirelim bunları. Sosumuzu karıştırdık iyice. Şimdi üzerine ilave edelim. Şöyle gezdirelim her tarafına. Cevizlerimizi şöyle bıçakla doğrayalım. Çok küçük parçalara ayırmayalım. Cevizlerimizi doğradık. İçine katıp karıştıralım. Salatamız hazır. Şimdi servis tabağımızı alabiliriz. Roka salatamız servise hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Lezzeti de bir o kadar güzel oldu gerçekten. Özellikle balıkların yanında tercih ediliyor ama diğer yemeklerin yanına da çok yakışan bir salata. Gerçekten hem vitamin hem de mineral açısından zengin bir salata. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse beğenip yorum atmayı unutmayın. Başka şahane tarifler için kanalımıza abone olun. Diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.